Recep Topçu 20 yaşındayken askerlik vazifesini yerine getirmek için İzmir'deki Nalidere İstihkam Okulu'na geldi. Askerliğinin 28. gününde ayaklarda şişme ve kalpte çarpıntı şikayetleri başlayan Topçu'ya 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kalp fonksiyonlarının bozulmasına yol açan kalp kası hastalıkları olarak tanımlanan kardiyomiyopati teşhisi konuldu. Aradan 25 yıl geçse de vücudun organ reddinde bulunabildiğini belirten Topçu şu ifadeleri kullandı. İlk dönemlerde insan sesimiz nakil olduğu için biraz çekiniyor. Yani normal bir insan gibi yaşayamıyor ama ondan sonra tamamen nakili unuttum der gibi bir şey oldu. Yani hiç bir aktiviteden eksik kalmadım. Her şeyi yaptım ben. Günlük yani spor da yapıyordunuz herhalde. Spor, dağ gezmek, denizde deniz olsun. Bağda, bahçede çalışmak, normal bir insanın yaptığı her türlü şeyi yapıyordum. O günden sonra hayatı değişen ve İzmir'de yaşamaya başlayan Topçu, kardiyoloji servisinde tanı koyulduktan sonra kalp nakli sırasına alındı. Bir hafta 10 gün içinde organ bulundu. Ve 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Kalp Damar Cerrahi Profesör Doktor Öztekin Ota tarafından nakil ameliyatı oldu ifadelerini kullandı. Recep Topçu'nun durumunu geç dönem organ reddi olarak tanımladıklarını ifade eden Profesör Doktor Öztekin Oto, hastanın ameliyat sonrasında yaşam kalitesine biraz daha dikkat etmesi gerektiğini anlattı. Geç dönemde organ reddi bu şekilde oluyor. Kronik rejeksiyon, geç dönem organ reddi diye tanımlayabiliyoruz. Sonuç olarak bypass kararı verdik. Organ naklini bıraktık bir köşeye ama artık bir koroner arter hastası. Koroner arter hastalarına tüm herkese önerdiğimiz gibi yaşam şekli değişikliği, diyetine dikkat etmesi, şükürler olsun ki sigara içmiyor ve şeker hastalığı yok. Onların kontrolü gerekirdi ve kolesterolünün sık kontrolü, ona uygun tedavisinin yapılması gerekiyor. Bir de umarız ki kontrollerine artık daha sık düzenli gelir.